Merhabalar, ben Köftes Köfte ve yepyeni bir KD günlüğüyle karşınızdayız şu an. Evet, bu bölümde yapacağım önemli bir şey var. İlk olarak önceki bölüm biri bana bir şey sormuştu. Derso bir yorum atmıştı ve bu yorumda demişti ki, yani şu an ezberimden sallıyorum, hani KD hoş güzel görünüyor da bunu benim sistemimi kurmaya kalkıysam kesinlikle çalışmaz, çok kasar falan diye. Şu an ben iki tane sanal bilgisayar oluşturdum. Hatta ikisinin de özelliklerine bakalım. 2 GB RAM ikisinde de. 128 MB grafik RAM'e ayrılmış ve 3D hızlandırma ikisine de hazır. 8 GB hard disk ayrılmış. İkisine de sadece birer adet işlemci çekirdeği verdim. Yani kısacası birebir aynılar. Kullanılan sistem de aslında birebir aynı. İkisi de Arch Linux. Tabii sıfırdan Arch kurmaya ya üşendiğim için ikisine de Antergos denedim. Güzelmiş, yeni bir kullanıcı için mantıklı bir seçenek olabilir. Fakat benim istediğim başlangıç ayarlamalarını pek bana sunmuyor. Neyse, devam edelim. Sonrasında iki sisteme kurulum yaptıktan sonra, bu arada birinde KD kurulu, yani Plasma Desktop, diğerinde ise hafifliğiyle meşhur XFCE kurulu. Evet, böyle bir kıyaslama yapıyoruz şimdi. Bu arada ufak bir not, bu kesinlikle bir benchmark değil. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartın. Bu bir benchmark değil, sadece basit bir kullanımda nasıl bir performans göreceğinizin ufak bir belirtisi. Ve hani ufak bir miti kırmak, çünkü mit şu: KDE ya da Plasma ya da KDE, nasıl diyorsanız, şu an Linux camiasındaki en ağır masaüstü yöneticisi deniyor. Ki buna ben bayağı şiddetle katılıyorum. Unity. Neyse. Günlük Unity'ye sövme kotamı doldurduğuma göre devam edelim. Yani KDE eskiden evet bayağı ağırdı, fakat özellikle 4 döneminde, fakat 5 dönemiyle birlikte inanılmaz derecede hafifleşmeye ve inanılmaz derecede hızlanmaya başladılar ki bir yandan geliştirmelerini de takip etmeye başladım yakından. Bayağı ilginç şeyler var şu an. Neyse, devam edelim. İki sisteme de yaptığım ufak bir değişiklik oldu. Birincisi, Atomaya kurdum ikisine de. Arka planda çalışsın diye. Atomayo bu arada benim çok sık kullandığım bir metin editörü. İkisine de Firefox açık, aynı sekmeleri açtım ve XFCE'ye KDE'nin sistem gözlemcisini kurdum. Sistem, hani bu yüzden de hani sistemin yükünü ölçek yazılımımız aynı. Ve şu an görüyorsunuz, arada çok ciddi bir fark yok. Hani CPU'nun kullanımı peakleri en fazla 2'lere falan çıkıyor burada. Burada %2'lere, burada gözükmedi bile. Evet, gözükmedi bile. Burada da %2'ye çıktı demin burada. RAM kullanımına gelecek olursak, burada 1.1 GB, burada 9.3 GB. Hani o 180 MB'ı fark etmeyeceksiniz bile. Ve birebir aynı şeyler açık. Daha doğrusu birebir aynı şeyler değil, çünkü konsol yazılım, terminal yazılımları farklı. Burada KDE'nin kendi terminal yazılımı, burada XFCE'nin. Hatta bunları kapatalım yükümüze. Evet, bunda neredeyse hiçbir şey değişmedi. Burada bir 100 MB fark yarattı. Evet. Şimdi gelelim, Atom açık demiştik. Atom bu arada hani çok hafif bir editör değil. Gene görece olarak hafif, ancak hani o kadar hafif değil. O yüzden arka planda bunun olması mantıklı. Sonrasında Firefox. Firefox'a 4 tane sayfa açtım ikisinde de. Arch Linux'un ana sayfası. YouTube. Electron kendisi. Bu arada bu aralar biraz ilgimi çeken ve Atom'un yazıldığı bir yazılım geliştirme platformu ve GitHub. Çünkü GitHub. Evet. Bu sekmeleri açtım. İşin sonucu olarak, bu
burada evet. Anlık kullanımdaki veriler de bu şekilde görülüyor. Şuradan RAM kullanımına bakalım. Evet. Arada çok minimum bir fark var ikisi arasında. Sonrasında en çok kullanılan elektron yani atom ve plazma shell burada devreye giriyor. Plazma shell'in yani bütün masaüstünün kullandığı RAM şu an bu kadar. Evet. Bu basitçe bir gösterimdi. Tabii burada ufak birkaç detaya dikkat çekmek isterim. Şu an ikisi inanılmaz derecede düşük sistemlerde olduğu ve ekran kartı zayıf konumda olduğu için KD'de yaptığım çok ufak bir değişiklik daha var. Masaüstü efektlerini kapattım. Bu. Masaüstü efektlerini açtığım takdirde evet CPU kullanımım hayvan gibi oluyor. Fakat zaten düşük bir sistemde KD'ye kullanmayı düşünüyorsanız eğer o masaüstü efektlerini kapatacaksınız. Yani masaüstü efektleri nedir diye soracak olursanız mesela şöyle göstereyim. Şuradan şu ön izlemelerin çıkması. Sonra gel bakalım. Şunun şöyle efektif bir biçimde, efektli bir biçimde gelmesi vesaire vesaire. Bunlar. Yani düşük bir sisteminiz varsa çok umursayacağınız şeyler değil. Ama hani bu 2 GB RAM'li, inanılmaz basic bir GPU'lu, tek işlemci core'lu, çekirdekli, basit bir sistem. Ve evet, KD ile XFCE birebir aynı çalışıyor neredeyse. Tabii burada birkaç detaya daha girişmemiz gerekecek. Çünkü mesela dosya yöneticisine girdiğimizde bu yük, sistem yükleri biraz değişecek. Şimdi şu dosya yöneticimiz. Çünkü ikisinin kullandığı dosya yöneticileri çok farklı. Biri Dolphin kullanıyor ki Dolphin biraz daha ağır bir dosya yöneticisi. Ama ağırlığının sebebi de biraz bariz. Çok fazla özelliği olan bir dosya yöneticisi. Evet, tekrar 1.1'e çıktık burada. Burada 9.4'e. 0.94'teyiz. İşlemci kullanımı gene minimumlarda %2 civarında gidip geliyor ikisi de. Evet. Bu tarz şeyler ufak farkları yaratacak. Fakat gene de bahsettiğim gibi aşırı ilkel bir sisteminiz yoksa iki masaüstü yöneticisi de neredeyse benzer bir performans size sunacaktır. Tabii ki de bu sadece teorik kısmı. Günlük kullanımda evet KD'ye daha fazla, daha ağır bir kullanıma gelebilir. Ve dolayısıyla da sizin sisteminizi daha fazla yorabilir. O yüzden hani uzun vadede hafif bir kullanım istiyorsanız aslında XFCE değil de Mate'i daha çok öneririm. Daha modern bir sistem olan. Hemen buradan da gösterelim. Şu masaüstü ortamını daha çok öneririm. XFCE'den daha modern ancak gene aynı düzeyde hafif. Evet. Basitçe bu kıyaslamamız bu şekildeydi. Hani çok bir detay yok. Bunun yanı sıra benim KD'ye günlüğüm konusunda da ufak bir detay. Sistemimden tamamen NOM'u sildim. Evet yani bunun anlamı ben bu bir ayı bitirdiğimde son bir haftası falan kaldı. KD'ye de devam edeceğim. Bu kesinleşti. Yani NOM'u sildiysem eğer bu cidden kesinleşmiş demektir. Bunun yanı sıra kullandığım yazılımlar biraz değişti. Renmin'e kullanmaya başladım uzak masaüstü bağlantısı için. Bunun yanı sıra müzik çalar olarak Clementine'a geri döndüm. Ve ayrıca Franz'ı keşfettim. Güzel bir chat uygulaması. Evet, sanırım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Close. Çok güzel bir yöntemle kapatmıyorum ama sanal bilgisayarlar zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.